Özreçber piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Altın fiyatları ile ilgili dün bahsetmiş olduğumuz 1277 görüldükten sonra beklediğimiz kar realizasyonu devam ediyor. Tabii gelinen noktalar itibariyle bugün, dünkü hemen kapanışı girdiğimizde hemen şöyle 1261 seviyelere bakıyoruz. Evet. Özellikle bugün 1260'ın altındaki her hareketlilikte altın fiyatlarının ilk etapta 1257'ye doğru bir geri çekilmesi çok normal olacak diyoruz. Hatta şöyle 5 dakikalık grafiklerden yola çıkarak baktığımızda önemli bir kırılma olmuş ve tablomuzda gördüğünüz gibi bizim hemen şöyle bir aslında silerek tekrar bir buradan giriş yapalım. Ons destek direnç tablosu dedik ve girdik. Gördüğünüz gibi tablodaki destek dirençlerimizi gösteriyor. Önemli direnç, bugünün önemli direnci 1266. Dünkü o beklediğimiz ve canlı yayında yapmış olduğumuz yorum sonrası ne kadar sert bir satış geldiğinde görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla gelinen nokta 1257 idi ve 1257'yi tekrar deneyen bir hareket içinde olacağımızı söylemiştik. Şu an bu hareket gerçekleşiyor. Tabii 1257 bu anlamda neden önemli? Çünkü gerek günlüklerde gerekse haftalıklarda pivot bölgenin altında olması, 1257'nin kırılması demek altın fiyatlarında şu an için bizim hatırlayacaksınız geçen hafta bahsetmiş olduğumuz 1277 denemesi nokta olarak gerçekleşmiş oldu ve altın fiyatlarında şimdilik biraz daha hemen şöyle tablomuza dönüp bakacağız. Aşağıda 1250'lere doğru, hatta bu seviyelerin altında haftalıklar 1251'i işaret etse de 1244'lere doğru bir geri çekilme olur mu? Bunu izliyor olacağız. Şu an için altın fiyatlarının durumu bu. Hemen 1 dakikalık grafiklere baktığımızda ara bir destek olduğunu görüyoruz. Şu an için burada tutunması normal ama 1257'nin kırılması demek gerçekten bu anlamda yeni bir aşağı hareket anlamına gelecek. Sonuçta biz kısa vadeli yapmış olduğumuz 1277 hedefimize ulaştıktan sonra da aşağı yönlü bir düzeltme seviyesini daha önceki dünkü yorumlarımızda paylaştık. Şimdiki söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar.